Emir Gardaşoğlu geldi efendim. Gelsin. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Devlet dediler, kalktık geldik ama burası pek de devlet dairesine benzemiyor. Oturursan anlatacağız Gardaşov. Buyur. Bəli, bəli. O zaman madem... Oturduk, ilk soruyu ben sorayım. Kimsiniz? Ben Atakan Hanlı. Müfit Bey. Şimdilik istihbarattan olduğumuzu bilmen yeterli. İstihbarat? Öf. Güzel. Tamam. Benimle ne derdiniz var? Derdimiz silah ticareti. Devlet silah ticareti yapanları her zaman gözetim altında tutar ve kontrol altında bulundurur. Türk silahlarının terör örgütüne gitmesini ve tarafı olmadığımız bir takım savaşlarda kullanılmasını istemiyoruz. Çok güzel. Çok iyi. De bu söylediklerinizin benimle ne alakası var? Daha ilk dakikadan bizle oynamaya kalkma istersen. Senin buraya niçin geldiğini biliyoruz. Daha doğrusu Cezayir'in seni hangi niyetle buraya çağırdığının farkındayız. Ben bilmiyorum. Vallahi bir söyleyeyim, ben niye çağrıldım? Şimdi Amerika Cezayir'e dahil olmak üzere 6 büyük silah satıcısına ambargo uyguladı. Biz Cezayir'i seni bu ambargoyu delmek için çağırdığını düşünüyoruz. Hmm. Şu mesele. Gördüğün gibi ne yaptığının farkındayız. Onun için bundan sonraki konuşmaları ona göre devam ettirelim, olur mu? Evet. Anladım. Şimdi ben özü sözü bir biriye. Şöyle söyleyeyim. Cezayir Türkiye konulan ambargodan benim Türkmenistan'a bir iş gezisinde bulunmuştum. Orada bir Kazak iş adamı bana söylemişti. Benim öyle haberim olmuştu. Tabii buraya geldikten sonra hak verirsiniz ki apar topar buraya geldiğim için Cezayir Türk'le henüz bu konuyu konuşamadım. Ama işin aslı az çok beni buraya neden çağırdığını tahmin ediyordum. Eğer sana teklifte bulunursa ki bulunacaktır, onunla birlikte çalışacak mısın merak ediyoruz. Yani Cezayir Türk benim abim. Benden öyle bir şey isterse elbet çalışırım. O zaman şöyle anlatayım. Senin 100 tane gemin olduğunu biliyoruz ve bu gemilerle dünyanın 4 tarafına petrol sevkiyatı yapıyorsun. Güzel. Ama silah ticareti petrol ticaretine pek benzemez. Vallahi yanlış anlamayın. Şimdi ben petrol işini de anamın karnında öğrenmedim. Çok şükür kafam az çok basıyor. Öğreniriz gerekirse. İş silah olunca bunu kontrol altında tutmak biraz zordur. Bir gün bir de bakarsın kendini teröristlere yardım ederken buluverirsin. Birden. Bu konuşma çok fazla uzamasın. Siz hele bana değil, sizin benimle derdiniz ne? Cezayir Türk'le ortak olmanı sakıncalı buluyoruz. Sakıncalı, bəli. Niye sakıncalı? Sakıncası ne? Kardeşin Reşat. 2021 yılında Amerika'nın İran'a koyduğu ambargoyu deldiği için Amerika'da tutuklandı ve şimdi Kaliforniya'da bir cezaevinde. Onun abinin bir başka ambargoyu delmesine müsaade edemeyiz biz. Hmm.
İşinizi çok güzel çalışmışsınız. İyi yapıyorsunuz. Bravo. Ama beni kardeşimle tehdit etmek... ben hiç yakıştıramadım size. Yok yok, hayır hayır. Yani tehdit yok. Tehdit yok. Biz sadece tedbir alıyoruz. Cezayir ambargoyu delmek istiyorsa delsin. Ama eğer bunu seninle birlikte yapacaksa daha ilk adımda Amerika'nın ayağına basmış olur. Peki o zaman bir soru daha, nasıl ispatlayacaklar? Diyelim ki ben bir iş adamı olarak silah sektörünü çok karlı buldum. Fabrika açtım, üretime başladım, satıyorum. Kime ne? Bir şey ispatlamak zorunda değiller. Eğer seni fark ederlerse senin de tepene binerler. Onun için biz böyle bir şeye müsaade edemeyiz. Bu gece ilk uçağa binip Bakü'ye dönüyorsun. Tamam, o zaman ben de son sözümü söyleyeyim. Ne sizden ne de Amerikalılardan izin alacak değilim. Beni buraya bir kişi çağırdı. O da Cezayir Türk. Ancak o beni buradan gönderebilir. Bana der ki, ben seni istemiyorum. Başım gözüm üstüne, ben giderim. Ama bana der ki, kal. İşte o zaman herkese geçmiş olsun. Ben de sığar iki cihan.